Programımızın başlığı sade bir yaşam hayali. Neden bu başlığı seçtik aslında? Öncelikle oradan başlamak istiyorum. Şimdi uzun bir süredir, yani uzun sayılabilecek bir süredir bu sade hayat, minimalizm falan konuşuluyor aslında. Koronayla birlikte insanlar tekrar sade hayata dönelim mi gibi alışlara yöneldiler. Benim gözlemim bu. Yani tekrar bir trend olmaya başladı. Aslında sürekli trend olup kaybolan bir şey bu. Fakat korona ile birlikte tekrar bu böyle işte kendini keşfetme, arayış, meditasyonlar, New Age akımlar falan artmaya başladı. Biz de dedik ki bu konuyu kiminle konuşalım? Ben de senin bir tane programı izlemiştim. Sadeleşme ile ilgili çok güzel bir konuşmaydı. Dedim ki o zaman bunu Yüce ile konuşabiliriz ve böyle gelişti aslında. Estağfurullah. Evet. Böyle gelişti bizim için. O yüzden insanların merak ettiği cevaplar var sadeleşme ile ilgili ve içe dönüşle ilgili, minimalizmle ilgili, spiritüalizmle ilgili falan. O yüzden bu konuyu işliyorum. Çok fazla uzatmadan hemen ilk soruya aslında girmek istiyorum. Sade hayatın ne olduğuna dair bir tanıtım, bir kriter getirilebilir mi? Yani sade hayatın bir kriteri var mı? Bir tanımı var mı? Varsa nasıl tanımlarsın? Öncelikle çok teşekkür ederim Yalçın. Çok sağ olasın. Yani bu aslında insanoğlunun kısıtlandığını hissettiği zamanlarda daha çok ön plana çıkan bir konu. Sade hayatın tanımı için öncelikle aslında bir Baudrillard'a gitmek lazım. Sen de çok iyi biliyorsun. Baudrillard der ki gerçek ihtiyaçlarla sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı topluma tüketim toplumu der. Şimdi bu böyle bir toplumda da geçerli olan tek bir ahlak vardır. O da tüketimin kendisidir. Şimdi bunu bir cebimize koyalım. Bu bağlamda sade hayat aslında illüzyonlarından sıyrılmış, gerçek ihtiyaçlar periferinde, gerçek insanlarla gerçek beşeri münasebetler kurduğun naif bir hayat son tahlilde. Yani aslında yine Erik Fromm'un da söylediği gibi biz sürekli bir şeylere sahip olacağız ya da bir şeyleri bırakıp kendimiz olacağız hikayesi. Biraz bu ikisinin arasında gidip gelen ama illüzyonlardan sıyrılmış gerçek ihtiyaçların merkezde olduğu ve gerçek beşeri münasebetlerin gerçek insanlarla yaşandığı bir hayat. Yani sade hayat sadece işte doğaya dönmek ya da işte mevcut yaptıklarını kısıtlamak, köyde yaşamak vesaire değil. Buradaki en büyük hikaye illüzyonlarından sıyrılıp gerçekliği yaşamak. Yani bu herkesin kendine göre sadeliği bu perspektifte farklıdır. Ve bu perspektifte yine belki sen kimsin, senin bu hayattaki rolün ne, olayın ne, farkındalığın ne düzeyde, kendin oluyor musun, yoksa sürekli bir şeyleri sahip olmayı mı kovalıyorsun? Bu tükettiklerine gerçekten ihtiyacın var mı, gerek var mı, faydası var mı gibi soruları da sürekli aslında sorduran bir hayat bence. Eyvallah. Peki hayatımızı alışkanlıklar içinde sürdürüyoruz. Sadeleşmek için bir insan günlük hayatını, günlük pratiklerini nasıl yaşar? Bir farktan söz edebilir miyiz? Yani yeni alışkanlıklardan, yeni ritüellerden söz edebilir miyiz? Yani sade hayata girdiğimizde yeni bambaşka bir hayattan mı bahsediyoruz? Ya aslında Yalçın, burada en temel konulardan biri bu sade hayat konusunun bir havalı kısmı var, bir de gerçekliği var. Şimdi havalı kısmına bakarsan gerçekten bununla alakalı işte yepyeni davranışlar, yepyeni alışkanlıklar, bir kalkacağız ve hayatımız bambaşka bir hayat olacağız hikayesi var. Ama ben mümkün olduğunca net ve basit bakmayı seviyorum hani bu tip konulara. Yani son tahlilde aslında bu alışkanlık, davranış vesaire hikayesinde farktan ziyade buradaki konu ezberi bozabilmek. Peki neyin ezberini bozabilmek? Konforunun ezberini bozabilmek. Şimdi bizim illüzyonlarla bezenmiş hayatımız bize birçok konfor sağlıyor. Ve birçok konfor sağladığı için de etrafımızda daha çok iyi o illüzyonları sürdürmek istiyoruz. Yani bugün baktığımızda biz beğenilerle nefes alıyoruz, takipçiler hoşumuza gidiyor, sürekli üstün performans sergiliyoruz, like alıyoruz, kartvizitimiz iyi bir noktaya geliyor.
güç, imkan, refahtan vazgeçmiyoruz. Dolayısıyla bu aslında bizim etrafımızda güzel bir illüzyon yaratıyor. Şimdi bu illüzyonlardan sıyrılmadan, yani o ezberleri bozmadan herhangi bir, yani ben kalkıp her sabah odun kesiyorum ama bu illüzyonların içindeyim olsa, yani ben sadeleşmiyorum ya da sade bir hayat yaşamıyorum. Son tahlilde sade hayatın en önemli öncülü gerçekten bu illüzyonların farkında olmak ve bunlardan bence sıyrılma hikayesi. Çünkü şu anda sanalla gerçeklik birbirinden bağını anlam derecede kopardı aslında baktığında. Ve gücü yeten zamanın içinde yaşıyor. Gücü yetmeyen ise sanalda yaşıyor daha çok. Sanal illa online ortam olmak zorunda değil. Bu illüzyonların içerisinde yaşıyor. Ve bu perspektiften baktığında da kavramlar da aynı bu sade hayat gibi etkisini gittikçe yitiriyor. Ve bir nevi daha çok biz işin imaj ve fantezi kısmını öne çıkarıyoruz. Yani işte o sade hayat imajı, onun fantastik dünyası bize daha iyi geliyor. Ve bu da bizi aslında bir nevi felsefesizleşme çağına götürüyor. Yani şu anda o kavramların altı boşaltılmış ve imaj ve estetik odaklı bir dünyadayız. Yani burada aslında ne oluyor? Bir hiper gerçeklikte gerçekliğe referans vermeyen bir dünya yaşıyoruz ve bunun içinde aslında sanal insanlar, sanal ilişkiler, sanal illüzyonlar bunları yaşıyoruz. Şimdi bu ezberi bozmadan alışkanlık ve sade hayatın davranışlarından bahsetmek çok mümkün değil. Bu ezberi de bozacak şey işte mevcut konforları bozmak. Mevcut konforu bozmak zorlanmak demek ama zorlanmadan da keyif almak olmuyor. Zorlanmadan gelişim olmuyor. Bence sade hayatın bu perspektifte en temel düsturu olmalı. Zorlanmaktan keyif almayı rutine çevirmek. Yani alışkanlık elde edeceksek zorlanmaktan keyif alarak onu rutine çevirmek. Normal şartlar altında işte sabah kalkıp senin kendi sobanı yakman, bunun için işte ağaç, odun vesaire hazırlaman, kömür hazırlaman zor bir şey baktığında. Bu insanın nefsine zor gelen bir şey. Ama bundan keyif almaya başladığında işte o zaman o sade hayatı sen deneyimlemeye başlıyorsun. Ya da işte normalde binlerce elektronik eşya ile yaşarken basit bir telefon ve gerçekten ihtiyacın olan elektronik eşyalarla yaşadığın zaman o elektronik eşyaları daha verimli kullanmaya başlıyorsun. Bu sana daha iyi geliyor. Eşyanın tabiatıyla bütünleşiyorsun. Eşyanın tabiatıyla sen bütünleştiğin zaman eşyaya hükmetmeye başlıyorsun. Şu anda bütün eşyalar bize hükmediyor. Dolayısıyla burada tekrar özet olarak zorlanmaktan keyif almayı rutin haline getirmek ve bunu da yapabilmek için öncülüğünde de illüzyonlardan sıyrılmak gerekiyor. Eyvallah, çok iyi. Peki, şöyle onu geçtik. Şuraya geliyoruz. Evet. Peki, birçok büyük şirkette çalıştın. Uluslararası 160'tan fazla ödülün var. Bu alanda birçok insanın ruhsal olarak yorulabileceği bir yerde duruyorsun. Senin hayatında sadelik nerede duruyor? Benim hayatımda, yani şimdi her insanın hayatı aslında bir gelişim sürecidir ya, bir döngüdür son tahlilde. Benim hayatımda sadelik mevcut durumda nerede doğduğunu söyleyebilirim. Daha öncesinde bu kadar merkezimde miydi? Değildi, dürüstçe. Ben de o illüzyonları çok seviyordum. Ben de o illüzyonlara çok kapıldığım olmuştu. Ya yani insanın kendisine bunları yüksek sesle söylemesinin ben çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde o farkındalık olmuyor. Şu anda merkezinde duruyor ve merkezinde durduğu hikaye de şu. Benim hayatım ne kadar basit? En temel soru hep bunu soruyorum kendime. Yani bunu hem fiziksel yaşadığın ortam olarak düşün, hem kullandığın cihazlar olarak düşün, hem muhatap olduğun insan kompleksitesi olarak düşün, hem hayata aldıkların ve verdiklerin perspektifinden düşün, ne kadar basit. Ve ben bunu ne kadar kompleksleştiriyorum, ne kadar da daha basitleştirebilirim. Şimdi bu perspektiften baktığımda ben daha çok buna odaklanmaya çalışıyorum. Buna odaklanabilmem için de benim sürekli farkındalığımı zinde tutmak için soran ve sorgulayan biri olmam gerekiyor. Ve az önce söylediğim gibi hoşuma gitmeyen bazı zorlanacağım şeyleri de yapmam gerekiyor.
Ben şu anda zaten aktif olarak böyle bir ortamda yaşıyorum. Daha öncesinde işte az önce bahsettiğim gibi belki gidip işte güzel bir kafeden keyifli bir Amerikano almak, onun da keyfi çok güzeldir. Ama senin kalkıp ateşi yakıp ateşin üzerinde semaverde ya da işte baktığında oradaki demlikte çayı demlediğinde o çay çok daha tatlı geliyor. Niye? Çünkü orada bir emek var. Dolayısıyla aslında baktığımda benim hayatımda şu anda sadelik çok daha merkezde. Eşyanın tabiatına hakim olma dertlenmesi çok daha merkezde. Çünkü az önce söylediğim gibi eşyaları yönetebilirsen, tabiatına hakim olursan o zaman sen aslında hayatını yönetebiliyorsun. Ama eşya sayısı arttıkça, senin sahip olduğun şeyler sana sahip olmaya başladıkça hayatını sen yönetemiyorsun. Onlar senin hayatını yönetiyor. Dolayısıyla şu anda daha çok odaklandığım düstur biraz bu perspektifte. Peki böyle bu programı izleyen insanlar şöyle bir şey diyebilir. Bu Yüce Bey ne yapıyor acaba böyle? Hani özel değilse eğer böyle yaptığım pratikler var mı günlük olarak? Mesela ne yapıyorsun böyle hani kendi hayatından böyle bir gününü anlat demiyorum ama en sevdiğin şeyler ne mesela? Ben biliyorum da hani insanlar böyle Ya en sevdiğim şey sonuçta şöyle. Öncelikli olarak hayvanlarla uğraşmak. Yani hayvanlardan da kastım 5 tane köpek, 2 tane kedi var. Ve bunların hepsi vahşi köpekler. Dolayısıyla vahşi köpeklerin doğası daha da keyifli oluyor. Ve onlarla daha ekstra uğraşmak gerekiyor. Yoğun bir şekilde bu var aslında. Yani onların doğasını bozmadan onlarla birlikte onlarla doğru bir şekilde yaşayabilmek ve bu gerçekten insana çok iyi geliyor. Bir de 2 tane kedi olduğu için tabii o köpeklerle kedilerin hepsi vahşi olduğu için doğal hayattaki mücadelelerinde zaman zaman herhangi birinin mağdur olmamasını sağlamak önemli bir zaten zaman. Onun akabinde aktif olarak şu anda zaten ben köyde yaşıyorum ve köy evi dediğin zaman köy evinin birçok gereksinimi oluyor. Yani onun baktığında işte bakımı, temizliği, yıkaması, etmesi yani birçok şeyin bakımı senin aslında normal rutinin haline geliyor. İlk başlarda bakıldığında sen sabah kalkıyorsun, belki işte kahveni koyuyorsun, kahvaltı ediyorsun ve bilgisayarın başına oturuyorsun. Ama orada pratikte birçok yapman gereken tanımlanmış ama tanımlanmamış görevler var. Dolayısıyla bunlar var aktif olarak. Bir diğer konu aktif olarak off-road'la uğraşıyorum. Yani araziye çıkıyorum. Dolayısıyla orada da bir şekilde arabayla ve doğayla mücadele, arabayla birlikte doğayla mücadele ediyorsun. Ve sürekli bir şekilde problem çözmeyi gerektiren bir konu bu konu. Ve sürekli başına bir şeyler geliyor. Onları çözmen gerekiyor. Akabinde aracın bakımını yapman gerekiyor. Çünkü bu o kadar hakim olman gereken bir şey ki inip sen aracın bakımını da ya da yıkamasını bile başkasına yaptıramıyorsun. Çünkü sen biliyorsun nerede ne sıkıntı olduğunu. Ya aslında baktığında bunlarla birlikte yani tüm bunları yaptığında bu aralar daha çok odaklan. Hep zaten hayatımın merkezinde olan bir okuma hikayesi vardı. Yazmaya birazcık daha vakit ayırmaya çalışıyorum. Ve bunların hepsi bir arada olduğu zaman da daha yalın düşünebiliyorum. Ve kelimeler de daha net olabiliyor. Onun için de bu entegre bir deneyim aslında. Sen sadeleştikçe kelimelerin sadeleşiyor. Kelimelerin sadeleştikçe kafan da sadeleşiyor. Dolayısıyla hikaye biraz bu şekilde ilerliyor. Bu dizilerin motivasyonlarını ve Clubhouse'un motivasyonları burada mı çıktı? Bu ortamlarda mı çıktı? Evet. Evet, onlar son bir haftanın, 1,5 haftanın hikayesi. Çok iyiydi, çok iyiydi. Bu arada merak eden insanlar varsa eğer Yüce Clubhouse motivasyonları diye bir böyle bir Excel demeyeyim ama böyle bir harita çıkardı. Yine Türk dizi izleme motivasyonları diye bir harita çıkardı. Twitter hesabında var. Mutlaka bence bakın diyorum. Şimdi gelelim sıradaki sorumuza. Ruhla karşılaşmamak için kalabalıklara saklanmak diye bir tabir var. Kierkegaard'ın sık kullandığı bir şey bu. Sadelik kalabalıklar içinde mümkün mü? İnsan sadeleşmek için muhakkak yalnız mı kalmalı? İçine bu şekilde dönebilir mi? Yoksa insanın ne zaman kalabalıkta olacağını, ne zaman yalnız kalacağını seçmesi mümkün mü? Yani böyle hep sadeleşmek dediğinizde insanların böyle bir köye yerleşmesi aklına geliyor. Anladın mı? Ya böyle toplumdan uzaklaşmak geliyor. Böyle bir şey mi gerçekten yoksa?
Değil. Bunun için de öncelikle yalnızlık kavramına bakmak lazım. Yani ben burada bu çok değerli bir soru. Yalnızlığı iyi anlamamız lazım. Şimdi aslında biz yalnızlık nedir çok fazla bilmiyoruz. Dolayısıyla bilmediğimiz için de yalnız kalmak da çok istemiyoruz. Yalnızlık çünkü bize iyi gelmiyor. Ve gerçekte aslında yalnız insanlar tarafından terk edilmiş değil, insanlar arasında acı çeken insandır. Yani gerçek manada yalnız insanlar arasında acı çekendir. Ama biz zannediyoruz ki insanlardan uzak kaldığında yalnız kalıyorsun. Ve bir taraftan baktığında yalnızlık bir tepki değil, tam tersi dolu dolu yaşamanın getirdiği bir tavırdır. Yani yalnızlığı biz işte yine bir tepki olarak alabiliyoruz. Ama dolu dolu yaşamanın getirdiği bir tavırdır bence. Ve yalnız kalamayan insanı ben sürekli meşgul çalan bir telefona benzetiyorum. Meşgul çalıyor ama farkında değil. Kendini aramak aklına bile gelmiyor çünkü. Yani yalnız kalamayan insanın kendini aramak aklına bile gelmediği için sürekli meşgul çalan bir telefon gibi davranıyor. Rehberinde kocaman dünya var ama kendisi yok. Yani biz biraz aslında şu anda bunu çok yaşıyoruz. Ve mümkün olduğunca yalnız kalmamak için işte ya bir diziye sarıyoruz, ya filme sarıyoruz, ya kitaba sarıyoruz, ya arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Yeter ki yalnız kalmayalım diyoruz. Burada aslında insan kendine baş başa kalamadığı her anda mutlu olmak zorunluluğunu hissediyor. Bu da aslında yeni bir illüzyon yaratıyor bize. Ve gerçeklikle hiçbir zaman yüzleşemiyoruz. Şimdi biz konuşmanın başında ne söylemiştik? Benim sade bir hayat yaşayabilmem için öncelikli olarak illüzyonlarımdan sıyrılmam ve öncelikli farkında olmam, akabinde de sıyrılmam gerekiyor. Benim bunu yapabilmem için zaten yalnız kalmam şart. Çünkü ben yalnız kalıp kendimle yüzleşebilmem, helalleşebilmem lazım. Eksikliklerimle, eziklediklerimle, acılarımla, travmalarımla, bunlarla konuşabilmem lazım. Bunları konuşmadan ben o farkındalığa da gelemem, illüzyonlarımdan da sıyrılamam. Kalabalıkta da olsam, kalabalıkta olmasam da yalnız kalabilmek gerçekten bir erdem, bir tavırdır ve sade bir hayatınla en öncül elementlerinden biridir. Aksi takdirde benim sadeliği konuşmam pratikte maalesef mümkün olmaz. Bu yalnızlığın içine bu Sherry Turkle'ın bir kavramı var, Together Alone. Yani evde birlikte yalnızlık dediği kavram, tamam mı? İnternette bir sürü insanla berabersin ama evde yalnızsın. Yalnız. Bu yalnızlığın içine yani internette bir sürü insanla birlikte olmak yalnız olduğun anlamına geliyor mu? Sen başta net bir şekilde ayırdın sanal ve gerçeği. Daha doğrusu sanal ve gerçeği ayırmadın ama illüzyon olarak tasvir ettin, tanımladın. Bunu biraz konuşmanı istiyorum aslında. Yani insan online olarak sosyal olduğunda, başkalarıyla birlikte olduğunda ve gerçek hayatta hiç kimseyle birlikte olmadığında yalnız sayılır mı? Ya da bir illüzyonun içinde mi sence? Şöyle, eğer kendisi yalnız kalmayı biliyorsa, yalnızlığı az önce tanımladığım perspektifinde, kendiyle konuşabileceği, kendi algılarıyla, travmalarıyla, eksiklikleriyle konuşabileceği perspektifte yalnız kalmayı biliyorsa, sadece sanalda olması onu sosyalleştiren bir unsurdur. Ama benim az önce tasvir ettiğim perspektifte gerçek manada yalnız kalabilmesi için sanal ya da gerçek, yani offline ya da online'dan bağımsız senin kendinle kalabilmen gerekiyor. Eğer sen sanal alemde kendinle kalabilirsen ki zannetmiyorum, o zaman bunda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü burada belli uyaranları, yani yalnız kalabilmek için belli uyaranları kapatıp hiç konuşmadığın, hiç hissetmediğin ve hiç cüret etmediğin derinliklere girmen gerekiyor. Şimdi sanal ortam birçok uyaranı tetikleyen bir ortam. Yani notifikasyonlarıyla, like'larıyla ya da işte konuşurken bir insanın yorumuyla vesairesiyle ve senin algını alıp götüren bir ortam. Dolayısıyla böyle bir ortamda benim söylediğim perspektifte yalnızlık mümkün değil. Onun için de baktığında yalnız kalabilmen için
dış dünyadaki bütün uyaran değişkenleri mümkün olduğunca kapatıp ve veya asgari düzeye indirip o değişkenleri akabinde senin kendinle konuşabilmen ve senin kendinle dolu dolu yaşamanın gerektiği tavır olarak yalnızlığı yaşaman gerekiyor. Eyvallah. Peki, kritik bir soru. Kendi içsel gerçekliğiyle uyumlu olan, bununla huzurlu olan bir insan olamaz mı? Yani sade değil ki insan, tamam mı? Yani bir insan huzurlu olması için, içe dönmesi için o illa sade mi olması lazım? Hayır, olmaması gerekiyor. Bu arada güzel bir soru. Evet. Ama burada şöyle bir şey var. Yani burada şöyle bir radikal görüşüm var. Ya da radikal Evet. demeyeyim de daha sert bir görüşüm var. Evet. O da şu. Ben huzurlu olmak kavramıyla bir sıkıntım var. Çünkü aslında senin hayatında hayat amacına doğru giderken senin varlığında gelişim huzursuzlukta. Yani bu perspektiften baktığında huzursuz olmak veya can sıkıntısı senin için potansiyel unsur. Ve bu senin gelişimini yansıtan bir konu. Şimdi senin soruna daha spesifik şeyim şu. İnsan sade, illa sade mi olması lazım? Hayır. Bununla huzurlu olan insan olabilir. Evet, olabilir. Ama bunun şöyle olabilir. Dediğim gibi burada biraz sert yorumum burada. A şıkkı kendini kandırıyordur. B şıkkı farkındalığı yoktur. C şıkkı farkındalığı vardır ve korkuyordur. Yani ben o huzurun da gerçekten illüzyona bulaşmamış bir huzur olduğunu düşünmüyorum. Ve biliyorsun bu Heidegger'in de bahsettiği hep bir can sıkıntısı hikayesi vardır. Yani insan varoluşsal olarak hayata geldiği andan itibaren hayatın amacını anlamak, bulmak için bir eksiklik hissiyatı vardır ve bir acı vardır. Ve aslında dünyada belli noktaya gelmiş, düşünsel alemde fark yaratmış bütün insanlarda da aslında hep bir can sıkıntısı hikayesi vardır. Yani bugün kalkıp işte birçok böyle sayabileceğimiz insan da ne kadar huzurluydu, ne kadar mutluydu, ne kadar keyifliydi diyemiyoruz. Birçoğunun depresif, sıkıntılı, sert, ukala hani baktığında ama hepsinin de acı çektiğini görüyoruz. Niye acı çekiyor? Hayata dair acı çekiyor. Niye acı çekiyor? Çünkü farkındalığı çok yüksek olduğu için bir şeyleri yapamamaktan dolayı, doğru patikayı kendine dair bulamamaktan dolayı acı çekiyor. Eğer ben sadelikten bağımsız olarak kendi içsel gerçekliğimle uyumluysam ve huzurluysam çok aşmış bir insan olmalıyım. Ama baktığımızda aşmış insanların bile bu uyumluluk ve huzura ulaştığını görmüyoruz. Ve onları aştıranın da bu olduğunu, bu huzursuzluk olduğunu görüyoruz. Onun için bu sorunun içerisindeki benim birazcık yorumum, eğer böyle bir huzur varsa burada ya farkındalık eksikliği vardır, kendini kandırıyordur, veya da farkındalığı varsa da cesaret yoktur diye düşünüyorum. Okey. Peki şeyi soracağım burada. Burada insanların yani benim kendi gözlemim tabii ki insanlar sade bir hayat yaşamak için çaba sarf ediyorlar. Fakat nasıl sade bir hayat yaşayacağını çok kimse bilmiyor gibi. Yani çünkü minimalizm bir trend ve çok popüler ve çoğunlukla eşya ile ilgili olduğu sanılıyor. Yani dışarıdan baktığın kadarıyla, tamam mı? Bunun oysa bir içsel yönü de var. Yani zaten insan hem fizikseldir hem de metafiziksel'dir. Böyle insanlara doğru sade olmayı hem zihinsel anlamda hem fiziksel anlamda nereye doğru gitmeli bu insanlar? Yani bu doğru yönü bulmanın şeyi nedir? Nasıl söyleyeyim? Yani bir modülü yoktur elbet ama yani gerçek sadeleşmeyi ve iki anlamda da zihinsel ve fiziksel olarak nasıl bulacak? Nereden başlamalılar veya da öyle söyleyeyim. Ya şu bu aslında o kadar derin bir konu ki ve o kadar büyük bir soru ki bu. Gerçekten buna ahkam kesmek çok kolay değil. Ben nacizane sadece gözlemlerimi paylaşabilirim. Çünkü birçok filozofun belki yıllardır üzerine çok kafa patlattığı ve gerçekten
belli bir noktada da bu sorunun cevabını aradığını görüyoruz. Şimdi bir kere burada söylediğin perspektifte iki tane şeyi doğru anlamak lazım. Bir kere eğer sadelik diye bir yola çıkıyorsak bu yol entegre bir yol. Ne demek entegre yol? Yani bu sadece eşyanın tabiatıyla olabilecek bir yol değil. Öncelikli olarak senin içinin, kalbinin, hayata bakışının yani hem fiziksel hem duygusal hem de bedensel olarak entegre bir yol bu. Dolayısıyla sen kalben ne kadar sadesin, bedenen ne kadar sadesin, zihnen ne kadar sadesin. Şimdi biz en kolay fiziksellik olduğu için biz hemen fizikselliğe bakıyoruz. Şu eşyaya at, bu eşyaya at, bir tane çantayla takıl. Dolayısıyla sadeleştim. Duygusallığa yani kalbe baktığınızda sen bir gün içerisinde 10 tane mevzuya takıp 10 tane mevzuyla alakalı duygu durumun değişiyorsa eşyaların tamamen sadeleşse de bunun bir değişikliği olmuyor. Ya da zihinselliğe gidelim. Zihinselliğe gittiğimizde ben kalkıp gereksiz işte örnek veriyorum 100 tane blog takip ediyorsam ve bunların içerisinde herhangi bir filtrasyonum yoksa bütün çöp gibi bütün bilgiyi alıyorsam bunun içerisinde bir okumanın ötesinde muhakeme etme, anlamlandırma, demleme ve bir şeyler üretme döngüsü çalışmıyorsa o zaman yine bu da sadeleşme olmuyor. Şimdi bir kere burada şeyi koymak lazım. Senin bu konudaki vizyonun ne? Şimdi bu vizyonda biraz önün öncesinde de daha büyük bir soru var. Senin bu hayattaki rolün ne? Senin bu hayattaki amacın ne? Senin bu hayattaki beklentin ne? Çünkü aksi takdirde sen bunu sağlam bir temele oturtmazsan yarın kalkarsın sadeleşme niyetiyle çıkarsın yola ama bir yerden sonra mutlaka bu bir basit bir kozmetik alışkanlık olarak kalır ve bu üçlü sacaya işte zihinsel, fiziksel ve baktığını duygusal sacaya mutlaka birinden biri tökezler ve veya entegre çalışmaz. Şimdi senin hayattaki amacın ne sorusunu doğru bir şekilde cevaplamak lazım. Örnek veriyorum. Kendi perspektifimde benim çok uzun süre sorgulamalarımda, o huzursuzluklarımda son tahlilde geldiğim nokta şu. Senin olayın okumak, okuduğunu anlamak, anladığını anlamlandırmak ve buradan da bir şeyler üretmek. Bu üretmek ama bir kitap olur, ama bir söyleşi olur, ama bir yazı olur, ama bir ürün olur, fark etmez. Okumak ama kitap olur, ama hayat olur, ama insan olur, ama toplum olur, fark etmez. Şimdi ben bunu merkezime koyduğum zaman, o zaman diyorum ki, ben doğru okuyabilmem için zihinsel olarak sade ve rafine neleri okuyabilirim? Yani burada ben artık bir filtrasyona gidiyorum. Ya da ben bu hayatı okurken, hayatı da okuyabilmem için sadece kitap için değil, doğayı nasıl okuyabilirim? Onun içinde nasıl yaşayabilirim? Hayvanı nasıl okuyabilirim? Hayvanların ilişkilerini nasıl okuyabilirim? İnsanların doğadaki reflekslerini nasıl okuyabilirim? İşte o zaman ben ne yapıyorum? Şimdi bu sefer de fiziksel tarafa geçiyorum. Bununla birlikte, bunlarla birlikte kendim bir taraftan da o doğayı senin gözlemlemen, insanı gözlemlemen, oradaki belki baktığında bir şükür duygusu, o da senin aslında baktığında duygusal perspektifinden bir taraftan sadeleşmeni sağlıyor. Şimdi bunların hepsini birbiriyle bağladığın zaman sen bu sefer yavaş yavaş sadeleşmeye başlıyorsun. Ama bunları bağlayabilmek için yani bu böyle bir kişisel gelişim kitabındaki 10 madde hikayesi gibi kaldığı zaman bunu gerçekten kısa bir süre yapıyorsun. Ama bunu eğer senin hayattaki misyonunla ve rolünle bağlayıp arkasına bunu koyduğun zaman ve akabinde bunu hayat pratiğine entegre ettiğin zaman o zaman da gerçekten bunun faydasını görüyorsun bence. Eyvallah. Şimdi şu ana kalanki sorular hep şey sorulardı. Çerez sorulardı. Asıl zor sorularımızı sonra sakladık. Diyormuşum. Şimdi şöyle. Şimdi sade yaşamı üç bağlamda ele almayı düşündük. İlki dışarıda aranan sade hayat. Sadelik bazen dışarıda aranması gereken bir şey gibi görünüyor. İnsanların sıklıkla uzak mekanlara gittikleri, daha yavaş, daha sakin bir hayat yaşamaya çalıştıklarını görüyoruz. Gerçekten dışarıda mı sadelik?
İşte aslında az önce de söylediğim gibi Evet, biraz saat aslında bu sa sorunun cevabını biraz vermiş olduk aslında. Neyse, verdim. değil mi? Burayı geçebilirim istiyorsan. Bir şey söyleyeceksen söyle. Bunun cevabını verdi yok, şunu aslında. söyleyeceğim. Yani dışarıda olan sadelik daha kozmetik bir sadelik. Ama sen hem içinle hem dışınla, yani hem kalbinle hem bedeninle ve hem zihninle ve üçünün de birbiriyle entegre çalışmasıyla sadeliği çalıştırdığın zaman sadelik oluyor. Dışarıda olan sadelik daha imajiner bir sadelik. Yani daha imaj odaklı bir sadelik. İçeride olan sadeliği de pratiğine dökmediğin zaman o da seni daha depresyona sokacak bir sadelik. Dolayısıyla bunların her birinin marjinalleşmesi son tahlilde bu sadelik dengesini bozan bir unsur. Onun için üçü birden entegre olduğu zaman gerçek sadelik patikası o şekilde işliyor. En çok aslında benim de eleştirdiğim kısma geldik. Bu son başta da söylemiştim. Son zamanlarda bazı akımlar belirledi. Sadeleşme akımları. Ve bazıları eski geleneklere yeni etiketler ve yeni isimler vererek sadeliği pazarlıyor. İşte bu akımların oluşturduğu piyasa ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani sadelik satın alınabilen bir şey mi? Ve şöyle şunu da şunu ya bundan cevap ver sonra bir şey daha ekleyeceğim. Evet. Bu piyasayla ilgili ne söyleyebilirsin? Piyasayı iyi bilen birisi olarak. Ya materyalist mistik akımlar her zaman satın alınabilen şeyler. Çünkü baktığında şöyle düşün. Yani ta hikayeyi endüstri devriminden itibaren al şu zamana kadar getirdiğinde insanoğlunun hayatına çok fazla parametre giriyor. Hayat şartları daha çok zorlaşıyor ve maruz kaldığı enformasyon ve algı bombası çok daha artıyor. Şimdi enformasyon ve algı bombası arttıkça gerçeklikle sanalı çok fazla ayırt edemiyor. Hayat şartları zorlaştıkça da mevcut hayatın ötesinde başka şeylere ihtiyaç duyuyor. Şimdi baktığında az önce ilk konuşmanın başında dedin ki korona ile birlikte bu akımlar daha fazla arttı. Niye? Çünkü korona ile birlikte tüm dünya çaresizliğiyle yüzleşti. Hani biz çok iyiydik, hani biz her şeyi çözüyorduk, hani bizim hem teknolojik perspektiften hem güç perspektifinden gayet iyiydik dünya olarak. Ama bir paradigma değişimi, bir ezber bozulması sonuçta bizim baktığında birçok şeyimizi değiştirdi ve bizde kısıt yarattı. Şimdi şey vardır ya, deprem olur, hemen baktığında herkesin manevi duyguları artar. Niye? Çünkü o bir Camiye gider. Hemen herkes camiye yani gider. şimdi baktığında bu biraz şey hikayesidir. İnsan acizliğini hissettiği zaman hemen bu tip akımlara veya kendinden öte rasyonel aklıyla açıklayamadığı unsurlara her zaman için temayülü artar. Ve bu çok normal bir şey. Şimdi demek ki şimdi bunu pazarlama perspektiften bakarsan dünyada bir sıkıntı olduğunda insanların hayatlarını idame ettirmede bir travma yaşadıklarında o zaman bu söylediğim talep artıyor. Şimdi bu söylediğim talep arttığında bu işin arzı da artacak. O zaman da bir grup insanda diyor ki gel ben bunu arz ediyorum. O zaman başlıyor. Ben sana A akımını veririm, B akımını veririm. Önce şunu yaparsın, sonra bunu yaparsın. Sonra birden hayatın değişir, sapsade bir insan olursun. Hatta bununla da yetmez, mutlu bir insan olursun, huzurlu bir insan olursun. Şimdi bunlar aslında baktığında çok güzel paketlenmiş haplara dönüşmüş unsurlar. Ama bu hikaye şuna benziyor. Siz bir futbolcusunuz. Maç esnasında sakatlanıyorsunuz. Sağ kenarına gidiyorsunuz. Sizin ayağınıza sipeç sıkıyorlar ve siz maça devam ediyorsunuz. Ama aslında sizin ayağınız sakat. Maç bittikten sonra siz onun farkına varıyorsunuz. İşte bu tip hap gibi bu akımlar pazarlandığı zaman benim acılarıma sprey sıkıyor bunlar. Benim acılarıma sprey sıktığı zaman ben bunu bir saatliğine iyileştim zannediyorum. Bana iyi geliyor. Ama ondan sonra beni o kadar sert düşürüyor ki ben bu sefer daha aşağı düştüğüm için kalkmam daha zor oluyor. Onun için buradaki en temel konu benim o acıyla yüzleşmeye mecalim yok. Onun için kaçıyorum depremde, bu tip akıma, maneviyata veya Covid'de. Çünkü ben o acıyla bir kere yüzleşsem ve gerçek manada yüzleşsem belki orada
bende başka bir tekamül, başka bir gelişim, başka bir dönüşüm olacak. Ama bunun olabilmesi için benim hep merkezimle acıyla yüzleşmem, o konfordan çıkmam gerekiyor. Ama bu işin pazarlama kısmı acıyı sana unutturma hikayesi. Ve sen bunu yiyip tükettiğin zaman o zaman bil ki senin gerçek dermanın bu olmayacak. Sana sadece geçici bir uyuşturucu perspektifinde zihnini, algını dönüştürecek perspektifte bir hap olacak. Ama sen bunu alıp gerçekten bu acıyı yaşadığın zaman, işte orada o huzursuzluğu yaşadığın zaman gelişim orada başlıyor. Kas orada güçleniyor. Onlar güçlendikten sonra da sen bu ve benzeri herhangi bir sorun karşısında daha güçlü bir insan oluyorsun. Eyvallah. Bir de dışarıdan dedik, satın alman dedik. Şimdi spiritüel sadeleşmeye geldik. Bazı insanlar samimi bir şekilde bir anlam arayışındalar. Bir rehber bulma ihtiyacı hissediyorlar. Ve bazıları ise bunu bir marka gibi üzerinde taşımak istiyor. En sakin, en huzurlu, en sade olmak gibi bir yarışmalar sanki. Bu yönüyle samimi bir spiritüel sadeleşme arayışı bu sadeleşme pazarıyla sık sık kesişiyor. Arayışı pazardan nasıl ayırt edecek insanlar? Bence pazara bakmayacaklar Yalçın ya. Kendilerine bakacaklar. Yani şimdi bu işin imajı olmaz. Sen eğer hele ki spiritüel olarak ve manevi olarak sadeleşmek istiyorsan senin kim ne der, kendimi nasıl konumlandırırım, imajım doğru mu değil mi vesaire. Ya da işte Yalçın daha bu konuda sakin, sade, spiritüel duruyor vesaire. Senin başkasıyla işin olmaması gerekiyor. Yani senin önce kendinle bu perspektifte net bir şekilde helalleşmen gerekiyor. Yani senin kendi içindeki genel egonun sıkıntıları neler, gölgelerin neler, travmaların neler. Yani bunlarla bu çok o kadar acı ve zor bir yol ki. Sen bu yolla uğraşırken Yalçın'ın imajı, öbürünün işte spiritüel sadeleşmesi vesairesine bakıyorsan sen o yolda değilsin zaten. Onun için buradaki bence en temel unsur pazara bakmamak. Ha biri sana diyorsa ki ya sen böyle bir pazar konumundasın. O da senin işte o sadeleşmede imtihanın yine. Ona da öyle baktığın zaman yine bir anlamı var. Yani bu bir aslında gerçek manada spiritüel sadeleşme isteyen insan için bir imtihandır. Hem insanların yorumları hem senin de dışarıya bakmayıp kendi içine odaklaman imtihandır. E sen bu imtihan perspektifinde gerçekten ya sadeleşirsin ya sadeleşirsin. Ya da sadeleşmiş gibi yaparsın. Sadeleşmiş gibi yapıyorsan zaten diğer taraftasın. O zaman imajını daha güzel konumlandır. O zaman da bu işin ekmeğini ye. Bu da bir yol. Bunu yapan da çok var. Ama bil ki kendini kandırıyorsun. Yani bunu da bil. Bunu bilip yapıyorsan itirazım yok. Ama kendini kandırdığını bilmeden bunu yapıyorsan bu daha hastalıklı bir ruh hali. Şeyi söyleyeceğim. Gündüz bir bu soruları hazırlarken arkadaşla konuştum. Sanki sadeleşme biraz popülizme ters bir şeymiş gibi geliyor bana. İçe dönmek, sadeleşmek. Popüler kültüre ters bir şeymiş gibi geliyor. Ama ben bakıyorum ki sadeleştiğini iddia eden insanlar milyonlarca insan tarafından takip ediliyor, tamam mı? Ve söyledikleri şeylerde de aslında çok o kadar böyle ağım şahım bir şey de yok. Fakat bu ya anladım, mesela örnek vereceğim. Mesela Randas diye bir adam var, tamam mı? Böyle işte bu çok işlerle ilgili bir belgeseli var Netflix'te işte. Belgeselde yarım saat boyunca böyle çok klişe şeyler söylüyor aslında, tamam mı? Ve bu işte ölümle barışma, işte kendi içe dönüş falan, böyle spiritüel şeyler falan böyle. Yani sadeleşmeyi yaşayan bir adam ve bu öğretiyi ya da içe dönüşü yapan bir adam neden Netflix'e bir belgesel malzemesi oluyor? Anladın mı? Yani böyle bir ihtiyaç hissediyor falan. O soruyu soruyorum kendi kendime bir anlamda. Yani sanki böyle yani sanki bu sadeleşme ve içe dönüş sanki böyle bir pazarlama aracı olması zor olan ve zor bulabileceğin bir şey aslında. Yani işte şöyle söyleyeyim, mesela seninle biz konuşalım dediğimizde aslında, ya da başka insanlar seninle konuşmak istediğinde senin bu konuşmaları çok kolay kabul ettiğini biliyorum. Anladın mı? Gerçekten bunu yaşamak istiyorsun. Yani sanki böyle bir şey değil mi ve neden insanlar daha sığ ve sade olana rağmen gösteriyor? Şimdi bunun çok temel bir prensibi var. O da şu abi. Herkesin özellikle bu kadar agresif
O Baudrillard'ın ilk lafıyla başladım ya. Hı. Agresif tüketim toplumlarında baktığında herkes farklılaşma derdinde ama herkes aynı iyileşiyor. Şimdi sağa sola baktığında çok prototip personalar görüyorsun. Ve sadeleşme de baktığında bu aynı iyileşmede bir farklılaşma unsuru gibi gözüküyor. Çünkü şöyle sen işte aşağı doğru kaydır daha çok tüket derken, öbürü tükettiklerini gösterirken, herkes işte bu malı al kullan vesaire derken sadeleşme bu trendin tersine bir trend olarak bir kontrast yaratıyor. Kontrast yarattığı zaman ilk refleks ne oluyor? Dikkat çekiyor. Ha, şimdi dikkatimi çekti ama ondan sonraki olay ne? İkna etmek. Şimdi bu işi pazarlama neden kullanıyor veya bunu kullanmak isteyenler neden kullanıyor? İşte bu kontrasttan dolayı. Çünkü dikkate bir kafayı kaldırtıyor. Tamam. Peki gerçek manada ikna ediyor mu? Ya da bu yol ikna yolu mu? Şimdi bununla alakalı da aslında çok temel bir şey var. Şimdi pazarlama son tahlilde illaki birçok şeyi var ama basit şey de bir köpürtme sanatıdır. Yani güzel bir paketleme sanatıdır. Sadeleşme ise örtme sanatıdır. Yani aslında birbiriyle tamamen çelişkili disiplinler. Yani ben onun için bunu şeye benzetiyorum. Yani sen kalkıp ateist bir adam papa olursa bu ne kadar ironikse hani baktığında bu sadeleşmenin de pazarlaması bu kadar ironik bence. Çünkü birbiriyle çok baktığında zıt kavramlar ve bence yan yana durmayacak kavramlar. Çünkü sen ne kadar naifliğini korursan, ne kadar bu aslında pazarlama enstrümanlarından, hele ki bu konuyla alakalı pazarlama enstrümanlarından ne kadar uzak durursan, ben o kadar sana bu konuyla alakalı saygı duyuyorum. Yani seni benim keşfetmem lazım. Senin o sadeliğini benim gözlemem lazım. Ve gözlediğim zaman da hayran olup belki onunla alakalı bir esinlenmeye sahip olmam lazım. Ama sen kalkıp gelip bana gözümün içine sokup merhaba Yüce ben çok sadeyim diyorsan zaten orada bir çelişki başlıyor. Onun için aslında o anlattığım belgesel hikayesi ve benzer hikayeler de biraz böyle bir hikaye. Yani bu iş konuşulan, anlatılan, göz önüne sokulan bir işten ziyade tam tersi kendi içinde öncelikle yaşanan ve kendi nadasını, kendi demlenmeni, kendi iç yolculuğunu sert ve derin bir şekilde yaşaman gereken bir süreç. Ben de aynı söylediğin gibi onun için biraz aslında bu konuları konuşmak bana da şey geliyor. Yani temkinli olmaya çalışıyorum. Çok fazla ahkam kesmemeye çalışıyorum. Ve çünkü bu herkesin kendi serüveni. Yani sen kendi perspektifinde bunu yaşaman gerekiyor. Ve aferin için yapılacak şeyler değil bunlar. Like için yapılacak şeyler değil. Yani ben çok sadeyim, herkes beni like etsin. Böyle bir şey yok. O zaman zaten mevzu biter. Sen kendi iç yolculuğunda bunu yapıyorsan o zaman çelişmiyor. Onun için bence bunun içinde muazzam bir ironi var ve o ironiye düşüldüğü zaman da senin söylediğin gibi oluyor. Eyvallah. Şimdi bir de manevi sadeleşme dediğiniz şey deneyimleyen insandan diğer insanlara geçen bir hal mi? Yani şöyle eskiden internetten önce aslında biz bilgiyi deneyim yoluyla daha fazla deneyim yoluyla öğreniyorduk. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir yol göstericimiz vardı. Öğretmenimiz olabilir, güvendiğimiz bir insan olabilir, takip ettiğimiz bir mürşit olabilir ya da bir akım olabilir. Manevi sadeleşme dediğimiz şey insandan insana geçen bir hal mi? Yoksa kitapla, belgeselle, ilaçla edinilebilir mi? Bu konuda açık bilgi ve örtük bilgi farklı mıdır? Böyle bir ayrım var mıdır? Yani şunu söyleyeceğim. Sanki artık deneyim yoluyla John Locke'ın bahsettiği böyle bir makale yazmıştı bununla ilgili. Artık deneyim yoluyla bilgileri daha az öğreniyoruz gibi. Yani sanal dünya sanki birinden bu böyle hani birinden bir el almak vardır ya böyle bu transmission yani sana geçer bir bilgi ve o bilgi sana geçer o bilgi ve sen yaşarsın ve hal ehline dönüşürsün. Yani böyle bir kitap okudun ve değiştin, bir film izledin ve değiştin. Anladın mı? Yani bu gerçekten insanda bir dönüşüme neden oluyor mu yoksa sürekli sadeleşmek için içe dönmek için sürekli bir RAM'dasın, bir postunu takip etmen gerekiyor. Netflix'te bir belgesel izlemen gerekiyor. Sanki böyle survival düzeyinde, ayakta kalma düzeyinde sanki diğer şeyler yani
örtük olmayan bilgiyi, deneyime dayalı olmayan bilgi sanki seni sadece böyle sürekli mutlu olmaya iten bir şeymiş gibi. Ne diyorsun? Şimdi eğer konumuz manevi sadeleşme ise bu çok net belgesel, kitap ve türevi unsurlarla, yani az önce söylediğim gibi 5 belgesel izledim, 6 tane kitap okudum, manevi olarak sadeleştim. Böyle bir şey tarihte hiçbir zaman mümkün olmadı. Eğer öyle olsaydı farklı bütün dinlerde veya bütün inanç sistemlerinde bir sürü insan o kadar acı çekmezdi kendini geliştirmek için. Aç kalmazdı, dağların tepesine tırmanmazdı vesaire vesaire. Yani bu bir kere mümkün değil. Şimdi bilgi, transmission konusu bilgi de mümkün olabilir. Ama şimdi şuna ayıralım. Her zaman kullandığım bir şey vardır. Bir, bilgiyi alıp ben bilgiyi hızlıca kullanıyorsam, senden bir bilgi onu kullanıyorsam, o bilgi benim kafamda samanlıktaki ahırdaki bir saman gibi ise, yani kanıma karışmamışsa, Peyami Safa'nın deyimiyle, ben bilgiçlik yaparım. Yani o bilginin artistliğini yaparım. Ben o bilgiyi bir ilme dönüştürdüysem, yani o bilgiyle bir şeyler ürettiysem, beşeri ya da pozitif ilimlere dönüştürdüysem, ben o zaman bilgin olurum. Şimdi buraya kadar bilgiçlik ve bilgiçlik internetten mümkün. Bilginlik hem el hem okuma hem dertlenme ile mümkün. Ama bilgelik, yani ilim sahibi olmak bilgin ama irfan sahibi olmak, yani bilgelik, işte orada manevi sadeleşme perspektifinde gerçekten bir yol izlemek gerekiyor. Yani o yolun da senin bir rehberin olması gerekiyor. Yani bunu baktığında bu Hint coğrafyasında da böyle, Uzak Doğu'da da böyle, Amerika'da da böyle, baktığında farklı inanç sistemlerinde de böyle. Yani mutlaka orada bir rehber perspektifi var. Çünkü orada ne var? Senin somut bir fotoğrafın çekiliyor aslında. Ve o fotoğraf sen kitaptan bazı şeyleri okuyabilirsin ama o rehber senin bir fotoğrafını çekiyor. Ve o fotoğrafını çektikten sonra senin ihtiyacına göre bir gelişim patikası çiziyor. Ve o gelişim patikasının aslında hiçbir mantığı yok, mantık olarak baktığında. Belki diyor ki işte bir sene taş toplayacaksın diyor. Şimdi sen bunu hangi kitaptan nasıl tarif edersin? Bir sene taş toplayacağım. İşte falanca bir sene taş topladı. Ne oldu? Şimdi aslında o bir sene taş toplamak senin birçok şeyine iyi geliyor. Çünkü senin onunla alakalı bir arızan, odaklanmayla alakalı bir arızan var, nefsinin kırılmasıyla alakalı bir arızan var, sabırla alakalı bir arızan var. O senin birçok melekeni tedavi etme ortaya çıkarıyor. Ve birçok arızanı tedavi ediyor. Şimdi bu kitapta yazabilecek bir şey değil. Daha aslında ezoterik, daha zımni bir bilgi bu. Yani örtük bir bilgi. Örtük bilgiyi de bu konuda derinlemesine irfan sahibi olan rehber eşliğinde ortaya çıkar. Diğerleri yüzeydeki bilgiler ve işin baktığında ilim perspektifi senin yine kitabi perspektifle, belgeseliyle vesairesi ortaya çıkarabileceğin bir konu. Ama manevi sadeleşme konuştuğumuz için burada mutlaka böyle bir yolculukta bir rehber ve mantık aramadan da bazı şeylerin yapılması gerekiyor ki senin farkında olmadan neyin iyi geldiğini ortaya çıkarabilsinler. Bir saatte sadeleşmeyi konuşuyoruz. Bir arkadaş mesaj atmış, diyor ki neden küçük tuğlalı böyle daha güzel görünen bir background seçmedin de evi biliyor çünkü. Niye arkanda böyle düz bir şey seçtin? Bir saattir konuşuyoruz, hala görüyorsunuz insanlar sertenin peşinde. İşe İşte yaramıyor. bunun imajı her zaman daha fazla muhabbet getirir. Ratingi o Evet. getirir abi. O getir, Bak, evet doğru. ratingi bu işin imajı getirir. Yani Evet. eğer sen burada rating kovalıyorsan zaten hani sadeleşmede aşkı konuşursun, daha farklı bir kafa olur. Bunun imajı her zaman daha çok konuşturur. Ama belki bu öyle bir konu ki Yalçın, karşı karşıya oturup sadece susacağım bir konu bu. Doğru. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Gerçekten karşı karşıya susup sessiz kalacağım bir konu. Ama işte o da reyting getirmez. Ama Evet. insanlar bunu bir performans göstergesine göre tanımlıyorlar. Yani ben sadeleşmek üzerine konuşursam kaç like alırıma gidiyor hikaye.
ya da ne kadar konuşulduruma gidiyor. İşte o zaman da dediğim gibi ateist bir papanın Hristiyanlığı yönetmesi gibi oluyor hikaye. O kadar baktığında çelişkisel bir konu. Bu son sorumu soracağım. Sonra yorumlardan yani izleyicilerden soru sormak isteyen varsa onlara şey alacağım. Buradan aslında şuraya geliyorum. Benim kendi gözlemim bu. Bilmiyorum ne kadar doğru. İnsanlar bir şeye kendilerinden bir şey katmadığı müddetçe onun parçası olamıyorlar. Bir makale okumuştum, bir araştırma. Spiritüel narsizm diye, tamam mı? Çok güzel. Temel şey şu. Atıyorum böyle işte terapi dansları, astroloji, ondan sonra tarot, değişik yogalar, yeni versiyon yogalar falan böyle, tamam mı? Şu an bilemeyeceğim milyonlarca akım, tamam mı? Şunu düşünüyorum. İnsanlar neden İbrahim'i dinler, yani şöyle bir araştırma vardı. İnsanlar İbrahim'i dinlerden uzaklaşıyorlar. İşte Türkiye'de de ateizmin arttığı söyleniyor veya dinden uzaklaşıyor insanlar. Şöyle bir şey var. İnsanlar kendilerinden bir şey katıp yeni bir şey oluşturduklarında manevi olarak bir yere geldiklerini düşünüp, tamam mı, onun bir parçası oluyorlar. Ve bu onlarda aynı zamanda spiritüel bir narsizme neden oluyor. Araştırmanın sonucu bu, tamam mı? Yani ve böyle binlerce akımların sayısı artıyor sürekli. Gidiyorsun mesela Hindistan'a, atıyorum. Tamam, eleştirmiyorum, sadece bir tespit bu. Hindistan'a mesela çalışıyorsun bir yerde, ara veriyorsun kariyerine. Hindistan'a gidiyorsun, Hindistan'da kalıyorsun, dönüyorsun bir guru olmuşsun, tamam mı? Ve senin peşinde de gelen insanlar var, tamam mı? Neden? Çünkü sen kendin, abartarak söylüyorum, yeni bir din yaratmış oluyorsun. Yerde yeni bir akım yaratmış oluyorsun. Böyle insan neden her şeyi değiştirmek, kendini her şeyin içine koymak ve yeni bir şey yapmak istiyor? Bu neyi tetikliyor? Neyi besliyor bizde bu? Çok net egonu besliyor. Ve ben konuşmaya ilk başlarken sadeleşmenin olabilmesi için bu işin öncülü illüzyonlardan sıyrılmak ve senin gerçek ihtiyaçlarını, gerçekliğini, kendi travmalarını, egonu, ezikliklerini bunları net bir şekilde tespit edip bunlarla helalleşmek demiştim. Şimdi sen hiç kendine mevzuyu getirmeden, egona hiç dokunmadan direkt bu işin bu perspektifine gittiğin zaman, yani ben hemen işte spiritüel akımlardan XYZ akımını öğreneceğim. Öğrendim. Artistlik yapmaya başladım. Bununla alakalı konuşmaya başladım. İşte az önce söylediğim bilgiçlik hikayesi. O zaman spiritüel narsizm çok aşikar. Ve şu anda çok yaygın bu. Yani spiritüel narsizm. Çünkü orada ne oluyor? Kardeşim benim sıkıntım vardı. Ben gittim bir hap aldım. Sıkıntımı çözdüm. Şimdi size o hapı tavsiye ediyorum. Yani bu aslında baktığında bir şey gibi, Titan zinciri gibi baktığında son tahlilde. Şimdi orada aslında anlık iyi gelmeler var. Bana anlık iyi geldi o. Kafamı kaldırttırdı. Şimdi ondan sonrası bana neden iyi geliyor biliyor musun? İnsanlar bana o gözle farklı bir imajla bakıyor. İnsanlar bana bunu nasıl yapalım, şunu nasıl yapalım diyor. İşte onların hepsi benim egoma iyi geldiği için mevzu bana iyi geliyor. O zaman benim bu spiritüel narsizmim daha da artıyor. Ben aslında bu işin spiritüel tarafıyla uğraşmaktan dolayı bana iyi gelmiyor. İnsanların bana değer vermesi, ilgi göstermesi, daha çok like atması bana iyi geliyor. Ama işte bu iyilik de az önce söylediğim gibi geçici bir iyilik. Çünkü sen buradan çakıldığın zaman da bu sefer kalkman çok daha zor oluyor. Onun için bu az önceki paradoks konusu gibi, yani çelişki gibi, bu da büyük bir çelişki. Yani eğer sen kalkıp spiritüel bir akımda ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ya da bunu yapmaya niyetliyim diyorsan egonla vedalaşman gerekiyor. İlla ki ego tamamen ortadan kalkan bir şey değil şüphesiz. Çok da zor bir şey. Ama en azından ben kelimesini ya da egonun merkezde olduğunu karşıdan bakan ortalama bir insanın hissetmemesi gerekiyor. Yani çok daha arkalara atman gerekiyor. Bunu arkana atıyorsan eyvallah. Ama bunu atamıyorsan son tahlilde baktığında işte o zaman spiritüel narsizm çok daha revaçta, çok daha merkezde oluyor. Ve bu bence daha tehlikeli bir narsizm.
Eyvallah. O zaman hemen yorumları açıyorum. Sorular seçeriz yorumlardan. Evet arkadaşlar, sorularınızı alabiliriz. Yüce sen kendini de seçebilirsin. Ben de seçebilirim böyle sevdiğiniz Tamam, soruları. çok güzel. Arkadaşlar, sorularınızı bekliyoruz. Varsa merak ettikleriniz yazabilirsiniz. Bakayım şurada ne var. Burada bazı sorular var. Diyor ki, büyük şehirde yaşamak zorundayız. Nereden başlayabiliriz? En kolay halini öğrenmek istiyorum demiş birisi. İstiyorsan böyle sırayla sorayım yoksa hepsini beraber sorayım. Olur. Tabii Tamam. tabii sorabilirsin. Bir demiş ki, büyük şehirde yaşamak zorundayız. Nereden başlayabiliriz? En kolay halini öğrenmek istiyorum. Yüce hocama sorum olacak. Kelebek etkisi hakkında ne düşünüyor? Yalnızlık sade bir yaşamın en yalın hali mi? Sükutun nabzından gönlüme aktın. Beni benden alıp bana bıraktın. Efendim benim modunda yaşamak gerek demiş birisi. Böyle şeyler. Rehberi nasıl bulacağız demiş. Birisiyle rehberi nasıl bulacağız demiş. Bunlar güzel sorular hepsi. Şimdi Birisi demiş önce ki büyük kitabınız ne zaman çıkıyor? Next Akademi'den sevgiler demiş. Okey. kitaba biraz daha var. Demleniyor kitap. Okey. Büyük şehir konusunda, yani hayatın küçük olduğu sürece şehrin ne kadar büyük olursa olsun herhangi bir sıkıntı yok. Yani illa köyde yaşamak zorunda değilsin ama hayatının küçük olmak zorunda. Küçük bir hayat ve basit bir hayat yaşamak zorundasın. Bunu da New York'ta da Manhattan'da da yaşayabilirsin. Yani bu senin bakış açınla alakalı. Önce de kendi iç dünyanla alakalı. Rehberi nasıl bulacaksın? Büyük bir soru. Yani bu biraz rehberi bulma derdin var mı yok mu ile alakalı. Eğer rehberi bulma derdin varsa rehber seni bulur. Ona da öyle bakıyorum. Yani bu da çünkü mantıklı bir konu değil ve mantık perspektifinde açıklanacak işte Google'a ben rehber yazayım ve bulayım hikayesi değil. Yani senin gerçekten ihtiyacın varsa, ihtiyacın olduğunu kendin hissediyorsan o seni bulur. Ve bu herkesin de rehberi çok farklıdır. Rehber illa bazen bir kişi de olmayabilir ama baktığında senin doğru bir kerteriz noktanı bulabilmeni, referans noktanı bulabilmeni sağlar. Eyvallah. Evet, bir soru daha var. Bir dakika, bir aşağıda bir soru geldi. Ay. İnsan kendisi, ay geç, yoruldum, kaçırdım ya. İnsan Tekrar. kendisiyle nasıl helalleşir? Evet, ona evet, ben Çok kaçırdım onu. basit bir şey söyleyeyim mi? İnsan, ya şöyle, bu da büyük bir soru ama ya bir tane A3 alın ya da A4. Ben A3 sevdiğim için A3 dedim. Oraya güzel böyle basit kurşun kalem. Kurşun kalem de iyidir. Ayrı bir faydası vardır. Kafayı açar. Net bir şekilde bu hayattaki yaz ezikliklerini, eksikliklerini, travmalarını ama hepsini yaz. Yazmak şöyle çok iyidir. Göz yazdıklarının fotoğrafını çeker. Göz onun fotoğrafını çektiği zaman sen beynine kolay kolay beynin seni kolay kolay illüzyon yaratamaz. Dolayısıyla da sen yavaş yavaş onu bir kabullenmeye başlarsın. Sonra tekrar tekrar o kağıda bakarsın. Tekrar tekrar o kağıda baktıkça sen yavaş yavaş onunla helalleşmeye başlarsın. Helalleşme boyutunda da şu var. Önce bu söylediğim tespit. Daha sonrasında örnek veriyorum. Benim Yalçın bana çok büyük bir travma yaşatmış. Ve Yalçın'la büyük bir sıkıntım var. Benim gidip Yalçın'la mevzumu kapatmam gerekiyor. Ve şunu demem gerekiyor son tahlilde. Yalçın bana bu travmayı yaşattı ama ben bu travmayı yaşadığım için ve acıyı çektiğim için ben şu noktaya geldim. Bu bende şunu dönüştürdü. Dolayısıyla Yalçın'la teşekkür ettiğin zaman sen aslında onunla helalleşmiş oluyorsun. Kendinle de yaşadığın bir travmayı da kendine teşekkür ettiğinde yine onunla da helalleşmiş oluyorsun. Ama bu helalleşmenin öncesinde dediğim gibi doğru bir tespit yapabilmek için kağıt kalem şart. Eyvallah. Şuradan bir soru daha var son olarak. Sade yaşadığını düşünürken aylak olduğunu düşünün. Sizce de öyle bir ince çizgiden söz edilebilir mi? Sade yaşamak bence büyük bir disiplin. Yani aylaklığı kabul edecek bir konu değil. Yani sadelik böyle bohem takılıyoruz, çok güzel kafalar yerinde gibi bir konu değil. Yani ciddi bir hayat disiplini isteyen bir konu. Onun için de aylaklıkla aynı kümede kesişmez. İş yaşamında nasıl sadeleşilir demiş. Bir Çok beyaz basit yakalı. kendin olarak. Kendin Evet. olarak. Yani kartvizitle kendin arasındaki
farkın asgari düzeyde tutarak. Bu fark ne kadar büyürse o zaman baktığında sadeleşmen o kadar zor olur. Kendin olup farkında olursan da o kadar kolay olur. Bu okuyorsun zaten sen değil mi? Evet. Bu da sahip faturası. Kesinlikle var. Yani faturası da var, getirisi de var. Ama baktığında önemli bir fırsat aslında. Bence şu anda sadeleşmek için güzel bir fırsat. Ama maalesef biz biraz bunu pandemide fırsatı tersine teptik. Çünkü biz yavaşlayacağımıza daha çok hızlandık. Yavaşlamak için güzel bir fırsat vardı elimizde. Ama biz daha çok hızlandık. Yavaşlamayı becerip bu az önce konuştuklarımız perspektifinde sadeleşmeyi becerirsek o zaman bu bence güzel bir fırsat olacak bizim için. Yüce, son böyle eklemek istediğin bir şey varsa, yoksa bence bitirelim. Gayet güzel oldu. Böyle son böyle notların böyle söylemediğin bir şey, son eklemek istediğin bir şey var mı? Şunu ekleyeceğim. Şimdi bana daha önce de gelmişti bu. Sade kişi kimdir? Belki biraz bunu şey hem de biraz kapanış şeyi olarak yani nasıl bir insandır perspektifinde onu söyleyip kapatabiliriz. Sade kişi soran ve sorgulayan kişi, merak eden ve dertlenen kişi, sabırlı olup sebat eden kişi, kendini, insanı, hayatı ve kitabı okuyan kişi, kendini, eksikliklerini ve eziklerini kabul eden kişi, hazlara değil, gerçek hedeflere odaklanan kişi, nefes alan, nefes almayı bilen kişi, sevinci başkalarını ve varlıklarını sömürmekte değil, vermekte ve paylaşmakta bulan kişi, akışa kapılmayan, kendi akışı olan kişi, hayattaki amacını bulmuş olan, bilen, anlayan ve bu amacı merkezine alan kişi, istediğinin istemediğinin farkında olup hayır demeyi bilebilen kişi, kendini aldatma ihtiyacı duymayacak olgunluk seviyesinde olan putlarından arınmış olan kişi, gelip geçici hevesleri bir kenara bırakıp gerçek tutkulara yönelmiş kişi, insanı şaşkına çeviren şeylerin kalabalıkta değil, sakin ve sessiz yerlerde olduğunu aklından çıkarmayan ve son tahlilde de kendi olan kişi. Sade kişi. Bence gayet iyi bir kapanış oldu. Çok teşekkür ediyorum daveti Ben kabul teşekkür ettiğin için. ederim. Her zaman. Belki yine başka bir zaman, yine başka bir konuda buluşabiliriz diyeyim. Memnuniyetle. Çok sağ Tamam. olasın.